seyirciler. Geçtiğimiz yıl bütün bir sezon boyunca İstanbul'da toprağa yatırım yapmak isteyenler için Başak Gayrimenkul'e konuk olmuştuk ve İstanbul'un nerelerinden nasıl toprak sahibi olabilirler onları konuşmuştuk. Bu yıl Başak Gayrimenkul'ü olan birlikteliğimiz devam edecek ve İstanbul'a yatırım yapmak isteyenler için hangi alanlarda yatırım yapabilirler onu konuşacağız. Şimdi ilk programımız için Başak Gayrimenkul'e gidiyor ve Silivri'nin Gümüşyaka bölgesine konuk oluyoruz. Sevgili seyirciler, sizlere geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yatırım yapın diye haberler yaptık. Ve bu haberler sonucunda birçok gurbetteki vatandaşımız Türkiye'ye geldi. İstanbul'dan yatırımı en yüksek olan illerden birisi olan İstanbul'dan toprak sahibi oldu. Birçok gurbetçimizi görüntüledik, bazılarını görüntüleyemedik. Elbette ki zamanımız ölçüsünde. Bu senede yine küçük birikimlerinizi İstanbul'da, Türkiye'de toprağa yatırım yapmak için isteyenler, seyircilerimiz için özel bir haber yapacağız. Yıl boyunca size Türkiye'nin özellikle İstanbul'un çeşitli yerlerinden arsalar tanıtacağız. Neden arsa almanız lazım? Neden İstanbul'dan özellikle arsa almanız lazım? Onları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Elbette ki geçtiğimiz yıl birlikte, ekranda birlikte olduğumuz Başak Gayrimenkul'ün yönetim kurulu başkanı Nihat Angışan'la birlikte olacağız. Şimdi yanımda kendisi var. Bir merhaba diyelim bakalım geçen sezon neler oldu, bu sezon neler yapacağız. Efendim merhabalar. Merhaba Gülbahar Hanım. Siz de hoş geldiniz. Sevgili dostlar, öncelikle bizi ekran başında izleyen tüm halkımızı saygıyla selamlıyorum. Evet, geçen sene güzel bir sezonu yola vurduk. Çok da güzel geçti. Gerçekten kazandırdık. 45 bin liradan satışa çıkartmış olduğum yerler 85 bin liradan alıcısını buldu. Bir yıl içerisinde. Evet. Bir yıl içerisinde %100 kazandırdım. Hani hep diyorduk ya geçtiğimiz yayınlarda, biz kazandırmak için varız, hem de kazan kazan. Gerçekten şükrediyorum kurban olduğum Rabbime. Konuştuklarımızın altında bizi ezik bırakmadı. Ne konuştuysak çıktı. Evet, doğru, biz de buna şahidiz. Evet. İsterseniz geçen sezonu bir şöyle bir anlatalım. Biz Silivri Değirmenköy'e gittik geldik, gittik geldik. Seyircilerimizle birlikte gittik, yalnız gittik. Orayı anlattık, tanıttık Silivri'de. Neden hani oralardan arsa almamız gerekiyor, onları konuştuk değil mi? Evet. Ne oldu geçen sezon? Orada sanıyorum birçok yeriniz bitti artık. Tabii, projemizin bir tanesini, Değirmenköy projemizi bitirdik. Evet. Gümüşyaka'yı yarıya getirdik. Şimdi Gümüşyaka var değil mi artık? Evet, yeni projemizde Gümüşyaka'yı açmıştık. Allah nasip ederse bu sezonda Gümüşyaka. Gümüşyaka bitecek. Evet. Ondan sonra bakalım kısmete neler var. İnşallah. Peki efendim, o zaman şöyle yapalım. Bir kere geçen yılki yayınlarımızı izleyememiş olanlar için acaba neden İstanbul'a ve neden Silivri'ye yatırım yapmaları gerekiyor, toprağa yatırım yapmaları gerekiyor? Şöyle bir hatırlayalım tekrar, olur mu? Tabii. Öncelikle bunu geçen dönemki yayınlarda da söyledim. Bundan 10 yıl önce İstanbul'umuzun nüfusu 9 milyondu. Şu an 20 milyon. Evet. Artık şehir merkezleri, yani İstanbul'un yerleşim alanları doldu taşıyor. Bunu ne trafik kaldırıyor İstanbul'un trafiği? Hı. Yaya yürüyüşlerde bile zorluk çekiyoruz. Kesinlikle. Onun için nüfus ne yapıyor? Artık Silivri... Merkezin dışına doğru taşıyor. Tabii, tabii. Hem güzel... havası güzel, rahat bir hava alıyorlar. Ne bileyim, şehrin stresinden kurtulmak için can atan insanlar var. Geçen mesela bir arkadaşımız geldi. Kendisi mühendis. Hatta Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis. Geldi yani, Nihat dedi, artık bunu aldım dedi. Bir yer dedi. Tamam dedim, gittik Gümüşyaka'daki yere baktı. Tamam işte bu dedi. İşte bir hafta bir tolerans istedi. Ya ben bir araştırayım, bakayım dedi. Allah nasip etti. Bugün de tapusunu yaptık. Oo, hayırlı olsun. Ya da hayırlı uğurlu olsun. Deneyimli de bir abi. Gerçekten zaten işin piri, mühendis, inşaat mühendisi. Büyükşehir'de çalışıyorsa zaten tabii, tabii. Nerenin prim yapacağını biliyor değil mi? Tabii ki, mutlaka İstanbul, Silivri. Silivri gerçekten İstanbul'un parlayan yıldızı.
Evet. Sevgili seyirciler, biz tabii İstanbul'da yaşadığımız için bunu yakinen görüyoruz. Gerçekten bir trafik İstanbul'un en büyük problemi. Ve insanlar işleriyle evlerini mümkün olduğu kadar aynı yerlerde yapmaya çalışıyorlar ki trafik sorununu biraz olsun aşabilsinler. İkincisi, gerçekten Nihat Bey'in dediği gibi merkezlerde artık yer yok, yer alınamıyor. Olan küçücük yerlerde o kadar pahalı ki insanın bütçesi yetmiyor. Bu nedenle biraz merkezin dışına taşmak gerekiyor. Değil mi? Biraz tabii, da kafa dinlemek gerekiyor. Tercihim satışlarımda hep bakir yerler aldım sattım. Zaten yatırımlığın amacı budur. İmarlı yer satsam parası olan alır. Dar gelirli insanlar alamaz. Evet. Doğru değil mi? Kesinlikle. Bizim amacımız dar gelirli insanların ufak paralarını nasıl yapar da büyük yatırımlara dönüştürürüz? Bunun hesabını yaparım. İmarlı yer satmıyorum. İstisna, isteyenler olursa işte paralı insanlar arar der ki ya bize imarlı. Tamam, o da var ama ekseri dar gelirli insanların yanında olmayı tercih ettim. Sevgili seyirciler, lütfen ama lütfen burada çok dikkatli olun. Birçok bugüne kadar sevgili izleyicimiz zor durumda kalmış, gelmiş. Tanımadığı, bilmediği yerlerden almış ama sorunlar yaşamış. Biz buna aracı olmak istemediğimiz için bize gelip de ya biz Nihat Bey'in yaptığı gibi sizinle çalışmak istiyoruz, biz de arsalarımızı tanıtmak istiyoruz, biz de şunu yapmak istiyoruz diyen çok insan oluyor ama kesinlikle ve kesinlikle kimsenin ahını almak istemiyoruz. O nedenle de araştırıyoruz, soruyoruz ve Nihat Bey'in de bu konuda sağlam olduğunu gördüğümüz için kendisini ekranımıza konuk ediyoruz. Tekrar teşekkürler, çünkü bugüne kadar yaklaşık 10 ay boyunca sizinle çalıştık, anlattık, 10,5 ay boyunca hatta anlattık ve bugüne kadar hiç kimseyle sorun yaşamadınız, bizi de yaşatmadınız dolayısıyla. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ben kendi adıma. Ben size teşekkür ediyorum. Bizzat yaptığımız işlere, müşteri ilişkilerine sizler de şahit oldunuz. Tabii ki herkes bozuk değil. Bir sürü helal sütü emmiş esnaflar da var. Evet. Dürüst çalışan, kimseye kötü demek, işte işini iyi yapamıyor demek bizim haddimize düşmez. Ama şöyle de bir durum var. Çok iyi araştırmaları lazım sadece. Araştırsınlar. Ben bunu bir buçuk yıldır da söylüyorum. Sevgili dostlar, bizden yer alan müşterilere hep şunu söyledim. Olur ya, düşüp kalkmayan Allah'tır. Bir gün bir sıkıntınız olur, satma icabında bulunursunuz. Arayın bizleri, biz o yerimizi tekrar değerlendiririz. Biz hiçbir zaman kaliteden ödün vermedik, yerimizi ayağa düşürmedik. Fiyat mı alacaksın? Al fiyatını, dön bana. Ama fiyat alırken yer satıyorum değil, yer alıyorum diye fiyat alın. Peki efendim, ben çok merak ediyorum artık şimdi. Evet. Geçen sene Silivri Değirmen Köyü projesini anlattık. Gurbetçilerimiz geldiler. %99.9'u alarak geri gittiler. Ben buna şahidim. O proje bitti değil mi? O proje bitti. Emin ol, arıyorlar. O kadar mutlular ki dualar ediyorlar. Şimdi ikinci tura satmak isteyenler oluyor mu? Yani hani ya Nihat Bey, ben sıkıştım, satmak istiyorum diyenler olabiliyor mu? Tabii, geçen mesela bir müşterimiz, Almanya'dan benden yer alan bir müşterim geldi burada, iki parsel almıştı. Beylikdüzü'nden kızını evlendirmiş Türkiye'den, Beylikdüzü'nden kızına daire almak için yerini sattı mesela. Kaça almıştı? 110 milyara almıştı, 175 milyara sattı. Milyar diyoruz, kusura bakmayın. Biz hala alışamadık, evet, değil mi? Ben de öyleyim. Alışamadık. 115 bini almıştı, evet. 175 bine sattı. Hayırlı olsun diyelim ona da. Peki efendim, ben çok merak ediyorum. Bu sene biz nereye anlatacağız? Sizlere nereyi önereceğiz? Merak ediyorum. Geçen yıl, gerçi yılın sonuna doğru bir takım görüntüler almıştık ama sanıyorum yine Silivri tarafında bu kez Gümüşyaka'da olacağız değil mi? Gümüşyaka'da olacağız. Gerçekten tavsiye ederim. Çünkü konuşmalarımda tecrübeme dayanarak hiç yanılmadım. Karşıdaki insanları da hiç yanıltmadım ve kazandırdım. Allah nasip etti, Allah'ın izniyle kazandırdım. Evet. Gümüşyaka'daki yerlerimizde lokasyon olarak denize 1700 metre bir mesafede, evet. Gümüşyaka'ya 500 metre bir mesafede güzel bir lokasyona sahip. Ayrıca 75-80 metre, Taç Atlas'a 100 metre ilerimizde
biliyorsunuz. Evet, ben görüntüledim. Evet. Çok da güzel bir yer. Fenerbahçe Üniversitesi yapılıyor sevgili dostlar. Yani bu da ne demek? Bugün aldığım 5 liralık yer harfiyat alındığında 25 lira. Peki bunun zamanı belli mi? Yani üniversite ne zaman başlayacak oraya? Ne kadar beklemeleri gerekiyor? Şimdi, planlarının falan çıktığını duydum. Kesin olarak bir şey konuşup da insanları yanıltmak istemem. Ama evet, bu bir gerçek. Oraya o üniversite yapılacak. Ama zamanını bilmiyorum. Ki muhtemelen 2019'da falan metro ağları oraya kadar gideceği için evet, demek ki 2019'da... Tarihlerde başlamış olacaklar. 20 gibi bunu tahmini olarak söylüyorum. Evet. Başlama ihtimali var. Evet. Sevgili seyirciler, bu gerçekten çok önemli. Çünkü bir şehirde, bir bölgede üniversite varsa onun etrafındaki her şey çok fazla değer kazanıyor. Arsalar değer kazanıyor, evler değer kazanıyor. Çünkü birçok insan, birçok öğrenci oraya geliyor. Ticaret artıyor. Bu nedenle kesinlikle buradan yer almanızı ben kendi adıma öneriyorum. Hatta biraz çalışalım da artık biz de yer alalım, değil mi? Aynen öyle. Hatta şöyle bir şey de var. Yani devletimiz, hükümetimiz dağları deliyor, tüneller yapıyor, devasal köprüler yapıyor. O kadar da kısa süre içerisinde yapıp faaliyete geçiriyorlar ki. Evet. Üniversite nedir ki? Üniversite 5-6 ayda bir bakmışsın başladı, bitirdiler. Doğru değil mi? Yani çok kısa sürede evet bitirilebilecek pozisyonda, hele Fenerbahçe gibi çok geniş bir camianın üniversitesinin de yıllarca sürmesi mümkün değil tabii ki. Aynen öyle. Demek istediğimiz alsınlar, kazanırlar. İstanbul'da toprak çok evet, önemli. Silivri'de, Silivri'de, Gümüşyaka'da, Fenerbahçe Üniversitesi'nin hemen yanında evet, Başak Gayrimenkul'ün 500, arsaları. Evet, arsaları 528 metrekare ile 2400 metrekare arasında. Daha büyük isteyene de daha büyük şekilde yerler temin edebilirim. Evet. Şu anda galiba siz onları lansman fiyatıyla sunacaksınız değil mi? Evet efendim, aynen öyle. Nedir, var mı bir sürpriz? Geçen sene sürprizle başladık çünkü. Sürprizim var, kampanyam var ama bunu bizi arayan direkt müşterilerimizle, müşteri adaylarımızla sürprizimi paylaşmak istiyorum. Bizimle paylaşmayacak mısınız? Efendim yanlış anlamayın, sizlik bir şey yoktur. Kamerayı kapattıktan sonra biz öğreniriz. Evet. Yani neden efendim peki böyle? Laflarımız vardı işte, dünyada üretimi olmayan tek şey topraktır gibi sloganlarımız vardı. Evet. İşte kazan kazan kazandırıyoruz gibi. İşte önce tapu, sonra para. Ve birçok gayrimenkulcü artık bizim laflarımızı kullanıyor. Öyle mi? Tabii ki. Yani. Taklit edilmek aslında güzel bir şey. Taklitler asıllarını yaşatır evet, diye de bir laf var. Bizi de bir namahrem olarak görüyoruz. Onun için evet, kesinlikle arayan müşterilerimize gerçekten ciddi bir kampanyamız var. Sevinecekleri haberler vereceğiz. Evet. O zaman ne yapmalılar? Bekliyoruz. Ne yapmalılar? Sizi aramalılar ki evet, kampanyanın koşullarını öğrenebilsinler değil mi? Tabii ki mutlaka. Ama üstüne basa basa bir şey daha söylüyorum. Kesinlikle beğenmediğiniz takdirde yer vermiyoruz. Zorla yer pazarlamıyoruz sevgili dostlar. Gelip bakacaksınız. İçinize siniyorsa, sinerse içinizi alırsınız. İçinize sinmediği takdirde sizleri havalimanından aldığımız gibi misafir ederiz, ağırlarız. Tekrar bir gün sonra götürür havalimanından uğurlarız, bir dost kazanmış oluruz. Geçen sene, evet bunu soracaktım ben size, geçen sene hep bunu anlattık, dedik ki siz gelmek istediğiniz zaman bizi arayın, biletinizi bize gönderin, WhatsApp'la gönderin evet, ve oradan sonra biz sizi havalanır alacağız, misafir edeceğiz otelimiz, anlaşmalı otelimizde. Aynen. Ertesi günü götüreceğiz ve sonra siz beğenirseniz tapuya gideceğiz. Yok beğenmediniz, biz sizi uğurlayacağız demiştiniz. Bu sene de aynı sistem geçerli mi efendim? Aynı sistem geçerli, tapu masrafları yine bize ait. Ama bir şey var, gerçekten geçen sene o kadar abi kardeş kazanmışız ki görüyordun hüznü ayrılırken. Evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani görüyordun. Sevgili seyirciler, bize de gerçekten çok yazıyorlar. Sosyal medya vasıtasıyla bize ulaşanlar, Başak Gayrimenkul'den bir arsa alanlar. Diyorlar ki yani ne zaman başlıyorsunuz, bu seneki yeriniz neresi, nereyi anlatıyorsunuz, merakla bekliyoruz falan filan. Onlar bekliyorlar, biz de artık yeri öğrenmiş olduk ama koşulları da en kısa zamanda öğreneceğiz inşallah sizden tekrar yine. Sevgili dostlar, Gümüşyaka'daki yerlerimizin şehir merkezine, havalimanlarına ne kadar yakın olduğunu bir kere daha anlatmak istiyorum sizlere. Gümüşyaka'daki yerlerimiz yeni yapılan havalimanına 25-30 dakika, Atatürk Havalimanı'na 40-45 dakika bir mesafede. Denize
1700 metre bir mesafede, Mahmut Bey gişelerine 40 dakika bir mesafede olan güzel bir lokasyona sahip. Geçen sene şirket prensibi olarak çok büyük titizlik gösterdik. Yabancı uyruklu insanlara birçok gelen giden oldu. Toprak satmadım. Bu sene de yine aynı şekil yabancı uyruklu insanlara toprak satmayı düşünmüyorum sevgili dostlar. Ülkemizin bir sürü gençleri var. Bir sürü çoluk çocuğumuz var. Hep genç nüfusuz. Onlar alsın. Onlara yakışır. Ayrıca ben çok teşekkür ediyorum Avrupa ATV'deki çalışan personele, ATV Avrupa'ya, Simge Yapım, sizlere Gülbahar Hanım, kameraman arkadaşlara, yönetmen arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum emeğinizden dolayı. Tabii ki her şey para değil. Emek bizim için daha önemlidir sevgili dostlar. Daha kıymetlidir. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, biz sezonun başında yine sizlere diyoruz ki gelin ülkemize yatırım yapın. Orada zor koşullarla kazandığınız paraları küçük küçük de olsa kendi ülkemize değerlendirin. Ve özellikle de yatırımı en yüksek olan ilimiz İstanbul'da değerlendirin deriz. Ev olmayanlar için Nihat Bey daha önceki programlarımıza söylemişti. Önce bir ev alsınlar. Ama ola ki hani ev alacak kadar bir bütçeleri yoksa mutlaka ve mutlaka arsa alsınlar. Hatta bir evleri varsa asla bir dahakine tekrar bir ev almasınlar, arsa alsınlar diye daha önceki programlarımıza zaten söylemişti. Biz de size öneriyoruz. Özellikle gurbette yaşıyorsanız ülkemize, ülkemizin en önemli şehirlerinden birisi olan İstanbul'a yatırım yapın, güvendiğiniz yerlere yatırım yapın, mutlaka güvendiğiniz yerlerden alın. Başak Gayrimenkul'le bir arayın deriz bizden söylemesi. Vizyon devam ediyor.